Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bize İstanbul, Türkiye'den geliyor. Normalde biliyorsunuz Amerika'daki olayları, polisi olayları genelde eleştiriyorum, yorumluyorum ama ara sıra Türkiye'den videolar geldiği zaman sizler tarafından, ki bu bana defalarca sizler tarafından Instagram üzerinden gönderildi. Ara sıra Türkiye'deki videoları da yorumluyorum, eleştiri gerekiyorsa yapıcı bir şekilde eleştirmeye çalışıyorum ve bu da o videolardan bir tanesi. Burada polis falan yok, sadece bir güvenlik kamerası olayı var. Onu izleyeceğiz. Birkaç yorum yapacağım. Bakalım sizle aynı fikirde miyiz, değil miyiz? Bunu yorum kısmında zaten tartışırız. Burada bir tane adam arkadaşıyla oturuyor kafede ve 6 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Şimdi bu kısmını söyleyeyim bu olayın ki siz daha iyi anlayın. Aldığımız bilgiye göre bu 6 kişi arasındaki 2 kişi bu adam tarafından, bu şu anda saldırıya uğrayacak adam tarafından darp edilmiş bir hafta önce. Bu iki kişi bu adamın bu kafede oturduğunu görünce arkadaşlarını arıyor. 6 kişi arkadaşıyla beraber toplanıyorlar ve bu adama saldırıyorlar intikam almak için. Tabii saldırı esnasında adam kendi üzerindeki silahını çekiyor ve silahını bu saldırganlara karşı kullanıp kendi hayatını kurtarıyor. O yüzden bireysel silahlanmaya güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ki beni biliyorsunuz arkadaşlar, sorumlu bireysel silahlanma taraftarıyımdır her zaman. Bazılarınız diyor abi işte burada Türkiye'de olursa herkes birbirini vurur, her gün bittiniz, birkaç kişi ölür falan filan. Arkadaşlar, ben size düşüncelerimi söylüyorum. Bu düşüncelerimi böyle kafamdan atmıyorum. Kendim şahsen yıllarca polislik yaptım. Koyun muhabbetini, yani onu çok iyi biliyorum. Bir koyun kurt tarafından neden saldırıya uğruyor arkadaşlar? Çünkü herhangi bir defans mekanizması olmadığı için çok kolay bir yem oluyor kurtlar için. Öyle değil mi? Ama koyun herhangi bir defans mekanizmasına sahip olsa, ki ona biz kangal köpekleri diyoruz, kurtlar adam gibi saldırmıyor. Neden kurtlar kangal köpeklerine saldırmıyor da koyunlara saldırıyor? Çünkü kangal köpeklerinin defans mekanizması var. Koyunların yok. Ben bireysel silahlamaya öyle bakıyorum ve polis olarak yıllarca bu işi yapmış birisi olarak, yıllarca caddelerde cesetler toplamış birisi olarak, ayakta kalıp da gelip bize ifadesini veren, silahlı olup da bize ifadesini veren kişiler oldu. Yani mağdurlar. Ve herhangi bir silah üzerinde olmayıp da silah şiddetine tabi tutulup cesedini topladığım mağdurlar oldu. Neyse, bunun kararını siz verin. Ben Türkiye'de yaşamıyorum. Yasalar neyse yasalara kesinlikle uyun. Bu çok önemli. Bu kanalda ben her zaman herkesin yasalara uymasının taraftarıyımdır ve onu söylerim. Ve yıllarca bir yasa adamı olarak kendim de uyarım. Neyse, videomuza başlayalım. Bakalım sizlerle aynı fikirde olacak mıyız? Sizler neler düşünüyorsunuz benim yorumlarım hakkında? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi videoya başladık. Burada şunu göstermek istiyorum. Bu adam burada oturuyor arkadaşıyla beraber. Kafenin ortamı bu. Bu kafede çıkış yok arkadaşlar, görebiliyorsunuz. Herhangi bir çıkış yok. Bir burada çıkış var solda, bir sağda çıkış var. Bu kadar. Gençler burada oturmuş, ne güzel takılıyorlar. Etrafı kolluyorlar. İki tane dayımız burada. Bu arkadaş herhalde kız arkadaşı lavaboya gitmiş. Kendisi oturmuş. Kulaklıklarla falan bir şeyler dinliyor. Bu abimiz telefonda. Bunlar da burada oturuyor. Ve mekan hemen basılıyor. Şu arkadaşı saldırıyor oluyor. Bak olayın ne kadar hızlı oluyor görüyorsun bak. Bir de organize bir şekilde geliyorlar arkadaşlar. Bunu görebiliyorsunuz. Maalesef bunu durdurmak zorundayım. Abi neden durduruyorsun diyorsunuz. Neden videoyu ilk başta izlet diyorsun. Arkadaşlar direkt videoyu izletseniz YouTube direkt 18 artıyı bize geçiriyor. YouTube kurallarına uymak zorundayım maalesef. Link aşağıda, gidip kendiniz orijinal linkten bütün her şeye bakabilirsiniz. Bak. Soldan gelenler var, sağdan gelenler var. Bunlar organize etmişler arkadaşlar. İki taraftan bir baskın. Yani bu planlı bir saldırı. Direkt bu adama saldırıyor. Adam etrafı kolluyor tabii. Görüyor bunu hemen. Ve arkadaşlar görüyorsunuz. Kaç kişi direkt bu adama saldırdı? 6 kişi direkt saldırdı. Bu arkadaşın elinde herhalde kesici bir alet var. Çünkü saplaya saplaya bir hareket yapıyor. Buradaki gençler hemen ayağa kalkıyor. Bu arkadaşın zaten haberin bile yok. Arkasını zaten dönmüş. Ki ben öyle yerlerde oturamıyorum arkamı dönük bir şekilde. Kulaklığı herhalde var. Şarkı dinliyor, müzik dinliyor artık ne yapıyorsa. Neyse, saldırı burada oluyor. Bayağı şey yapıyorlar. Ve buradan hemen sonra görebiliyoruz. Bu arkadaş bayağı vücut çalışmış, güçlü birisi. Bu insanları nasıl hemen üzerinden atıyor bak. Bak, hepsini üzerinden attı. Direkt sağ eliyle aletini çekti. Aleti elinde. Direkt arkadaşlar hemen görebiliyoruz. Buradan
bir tane gönderdi. Buraya değmemesi imkansız zaten kişiye. Burada olan güzel bir şey var. Bu dayımız abi hiçbir şekilde sigarasını ağzından düşürmedi. Ağzında sigarası var. Hiçbir şekilde o sigara ağzından düşmedi. Burada üzücü bir şey de var arkadaşlar. Yani üzücü çok şey var da şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir olayla karışmış olmayan kişiler için, şu arkadaşlar için söylemek istiyorum. Şu kardeşlerimiz, şu abilerimiz için söylemek istiyorum. Kaçacak yerleri yok. Hatırlıyorsanız arkadaşlar, New Zealand'da bir tane beyaz, tabii bir tane adam bir camiyi basmıştı. Cami içerisinde kaç kişiyi silahla vurup öldürmüştü. Aynen böyle bir sahne vardı arkadaşlar. İnsanlar üst üste birbirlerinin üzerine tırmanıyordu. Kaçacak yerleri yoktu. O kişi direkt o yığınlığa doğru, insan yığınlığına doğru ateşler açıp bir sürü kişiyi öldürmüştü. İşte arkadaşlar biz buna mağduriyet buna diyoruz arkadaşlar. Ben burada bireysel silahlanma ile ilgili yorum yapıyorum ya arkadaşlar. Evet, bizim adam bireysel silahlanmayı kullanarak kendi silahını çıkarttı. Yasal, yasa değil. O farklı bir konu. Ben yasa taraftarıyım değil mi? Çıkarttı o silahıyla kendisini korudu. Eğer o silahını kullanmasaydı bence orada hayatını kaybedecekti. Ben öyle düşünüyorum. Eğer 6 kişi direkt bana saldırıyorsa, 2 kişi olsun fark etmez. İnsanlar bana direkt saldırıyorsa benim düşüncem o kişiler beni öldürmeye çalışıyor abi. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü ben bir yumruk yiyip de şuurunu yitirip kafayı yere vurup ölen kişileri biliyorum. Bir tanesi bizim polis departmanında çalışan polis arkadaşımızdı. Ben o kadar yakın değildim kendisine ama bir tanesinden yumruk yedi, devriye dışı. Kişisel hayatında yumruk yedi, nakat oldu, kafayı yere vurdu, beyin şişmesinden dolayı hayatını kaybetti. Bu kadar. Birisinin kafasına basıyorsun, ya bir çok kötü hasarlar alabilirsin. O yüzden bunlar çocuk oyuncağı değil ya, dövecektik sadece, ya ders verecektik değil abicim. Eğer sen gidip birisini dövmeye karar verdiysen o zaman mermi yemeye de hazır ol. Çünkü karşıda kim var, ya da bıçak yemeye de hazır ol. Ya da ölmeye hazır olun demek istiyorum. Çünkü karşıda ne var ne yok bilmiyorsun. Bu kadar. O yüzden ben böyle bir durumda eğer seni dayak mı attı, git polisleri çağır abicim. Polislerden yardım iste. Yasayı kullan. Neyse. Bireysel silahlamanın öteki konuşacağım, vuracağım nokta da bu arkadaşlar. Şuradaki arkadaşların hiçbirisinde herhangi bir silah, herhangi bir şey yok. Kendilerini savunacak herhangi bir mekanizma yok. O şahıs burayı bassaydı, rastgele atış açsaydı, bilmiyorum yani herhangi bunlara saldırmış olsaydı, ya bilmiyorum yani herhangi bir şey olsa şu arkadaşların herhangi bir şekilde kendilerini savunacak durumları yok. Halbuki burada birisi silahlı olsa, bu elemanlardan biri silahlı olsa, kendi silahını çekebilse, birisi onlara doğru saldırı eğer yapacaksa, o silahla kendisini koruyabilse, hiç olmazsa kendilerini koruyabilecek bir mekanizmalara sahip olurdu. Ben o yüzden sorumlu bireysel silahlama taraftarıyım. Şimdi bazılarınız şey diyebilir bana arkadaşlar. Ya bak işte bu adamda silah olmasaydı o kadar kişi vurulmazdı. E adam bıçaklanıyor. Onu ne yapacaksın? Londra'ya bak, bir tane silah yok Londra'da. Akşama kadar insanlar bıçaklanıyor. Yani bir insan birisini öldürmek istiyorsa yolu var arkadaşlar. Çok kolay yolu var. Bak ben 11-12 yıldır silahlı bir insanım. 12 yıldır. Şu an tamamıyla silahlar içerisinde olan bir insanım. Hiçbir zaman kimseye zarar vermedim. Bana zarar vermeyen kimseye ben hiçbir zaman zarar vermedim. Silahım üzerimde, o kendi kendine gidip kimseyi vurmadı. Tartışmalar da oldu. Trafikte adam bana bağırdı, silahımı çekip kimseyi vurmadı kardeşim. Onun bir yeri var. Kendimi hayati bir tehlike, ona yakın bir tehlike içerisinde bulursam o beni kurtarmak içindir. Bu kadar. Korkutmak için değildir. Çekeyim ayağından vurayım, ders vermek için değildir. Bunlar bireysel silahlanma değil arkadaşlar. Bireysel silahlanma senin ya da etrafındakilerin herhangi bir hayati tehlikesi varsa, ya da ciddi hasar alacak, yaralanacak bir tehlikesi varsa, o aleti kullanıp o tehlikeyi en kısa şekilde durdurup kendi ve etrafındakinin hayatını kurtarmaktır. Bireysel silahlamanın amacı sadece ve sadece budur. Başka bir şey yoktur bunun. O yüzden ben yıllardır kullanıyorum. Herhangi bir şeye zarar vermedik. Yani adamına göre değişiyor. Neyse arkadaşlar, siz bu yaptığım yorumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Buradaki iki tane çocuk, kişi artık kimse bunlar bilmiyorum. 6 kişi diyorlar, ikisi vuruluyor, ağır yaralanıyor, hastaneye kaldırıyor, herhangi bir zarar almıyor. Herhalde bu saldırıya uğrayan kişi de bir kesiliyor, mesiliyor bir şeyler ama kendisi de yara alıyor ama kendisine hayati bir tehlikesi olmuyor. Haberlerde silahlı kişiye zanlı dediler, saldırgan dediler. Ben burada o haberlerle kesinlikle aynı fikirde değilim. Buradaki saldırganlar 6 kişiydi.
Bak tekrar diyorum. Bu saldırganlar bu adamdan. Bu adam mafya olabilir. Bu adam bu saldırganla masum çocukları dövmüş olabilir. Bilmiyorum. Tabii ona da, o da iyi değil. Ona karşıyım. Ben şu anda bu videoda gördüğüm şeyi yorumluyorum arkadaşlar. Bu videoda gördüğüm kadarıyla bu adam otururken saldırıya uğruyor. Saldırı esasında silahını çekip kendisini koruyor. Bu kadar. Tamam mı? Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yaptığım yorumlarla aynı fikir misiniz değil misiniz? Lütfen yorum olarak yazın aşağıya. Ben tabii bu yorumları nasıl yapıyorum? Yıllarca Amerika'da şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yer inceleme dedektifinden federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yaptım. Ve çok tecrübeler kazandım, çok eğitimler aldım. Bu gibi durumlarda kendim, şahsen kendimi buldum. Arkadaşlar, sosyal medya kullanıyorsanız, Instagram American Analysis, YouTube American Analysis tabii görüyorsunuz. Burada yorum yazarsanız, abone olursanız, hoşunuza gidiyorsa sevinirim. İşte Twitter American Analysis, Discord American Analysis, sohbet muhabbet ediyoruz. Tabii Twitch'te de canlı yayınlar yapıyoruz ilginizi çekiyorsa. Neyse, tekrar diyorum. Düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazın. Sizler benimle aynı fikir misiniz değil misiniz? Sizin bireysel silahlanma hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Tekrar diyorum, Türkiye'de yaşamıyorum, Türkiye'nin ortamını o kadar fazla eskisi gibi bilmiyorum. Türkiye'nin yasaları var, o yasalara uymanızı herkese tavsiye ediyorum. Ama bence sorumlu bireysel silahlanma bütün dünyanın her yerinde gerekli olan bir şeydir. Çünkü suçlular, sorumsuz insanlar, yani o kurtlar diyoruz ya, onlar zaten yasa olsun, yasa olmasın fark etmez. Zaten onlar yasa dışı insanlar olduğu için her zaman silahlanacaklar. Bence bireysel silahlanmanın yasak olması sadece aklı başında yasalara uyan masum insanları cezalandırmaktır. Çünkü suçlular yasaları umursamaz. Neyse arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir yaptığım yorumlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir videom daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.